Loglama ile alakalı da bilgi vereyim. Evet arkadaşlar, loglama önemli. Loglama önemli. Şöyle önemli. Çünkü çok fazla kişinin yönettiği bir network'te bir cihazda bir ayar değişiyor. Kim buraya gidiyor? Ula bunu kim değiştirdi? O diyor ben bilmiyorum. O diyor ben bilmiyorum. Dolayısıyla bir cihazda bir değişiklik yapıldığında ayarlarında bunun bir yere kaydı tutulsa. Hasan girdi ve değişiklik yaptı. Anladınız mı? Bir şey oldu. İşte bunun loglaması generik bir fonksiyon olan syslog'la yapılıyor. Syslog sadece Cisco'nun bir şey değil. Tamam mı? Loglaması değil. Tüm cihazların kullandığı en çok kullanılan loglama. Syslog. Firewall'larda kullanıyor. Windows'da kullanabiliyor. Anlatabildim mi? Syslog ham veriyi direkt bir yere gönderiyor. Yalnız baktığınızda bir sürü yazı olan bir şey görürsünüz. Yani sadece syslog'u bir yere depolamak değil, bir de onu alıp çözümleyecek yazılımlara da ihtiyaçlar var. Anladınız mı? Syslog'u grafiklendirecek, anlamlandıracak bir sürü program var. Kiwi bunlardan bir tanesi mesela. Kiwi Syslog Server. K-E-W-E. Böyle bir sürü yazılım var. Syslog gelen bilgileri raporluyor, sana anlamlı hale getiriyor. Çünkü gelen bilgiler ham bilgiler. Bir örnek yapalım. Böyle bir bakalım. Evet, bir tane router koyuyorum şu an. Bir router koydum. Bir tane switch koyalım. Ondan sonra bir switch de şuraya koyalım. Bir server buraya koyalım. Bir PC şuraya koyalım. Tamam. Evet. Kablolamayı yapıyorum. Cross kabloyu kontrolle beraber aldım. Gigabit 0101. Hocanız artık anlamışsınızdır. Hep aynı bağlar hoca. 0202. Bağladı. Düz kabloyu alıyorum. Notebook'u şeye, switch'e, server'ı da switch'e bağlı. Ve ESC, ESC. IP network'üne gelince sağ taraf ikili olsun. 192.168.2.0/24. Sol tarafta bir olsun. Notebook'a ve server'a IP verelim. Notebook'a 1'e 2, server'a da 2'ye 2 vereceğim. Notebook'a 1'e 2, A geçidi 1'e 1. Server'a da 2'ye 2 veriyorum. Evet, notebook 1'e 2, server 2'ye 2. DNS verir mi? Yok, DNS falan vermedi. Tamam. Arkadaşlar, ilk başlarken şunu size söyleyeyim, göstereyim. Evet, ilk başlarken şöyle yapalım. Şu router'ın da ayarlarını bir yapalım. CLI, no. Enable conf'd. Sadece bacakları IP verip up yapacağım. Başka hiç özel bir şey yok. Interface gigabit 0/1 soldaki bacak. No shot. IP adres 1'e 1. Interface gigabit 0/2. No shot. IP adres
2'ye 1. Next. Arkadaşlar şimdi evet ekrana bir bakın şimdi. Ekrana. Bu router'da ya da herhangi bir Cisco switch'te tabii eğer şey varsa IP'si end dediğimizde end show clock saati gösteriyor. Enter dedim. Gerizekalı 93 1 Mart'ını gösterdi. Tamam? Çünkü hiç güncelleyememiş. Saat falan yanlış. Router'da. Tamam. Ben bu arada NTP ile size anlatmak istiyorum çünkü. NTP Network Time Protocol demek. Yani saati ayarlayan sistem. Anlaştık mı? NTP. Evet. Network Time Protocol. Saati ayarlamak önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü saat 5 dakika bile geri kalsa, 1 dakika bile geri kalsa siz log aldığınızda saat 13.23'te hürriyete erişen kişi Cumhurbaşkanımızla alakalı bir hakaret içeren bir şey yazdı ve suç işledi. Şimdi bir dakika önce olsa abi o kurumda hürriyete o anda erişen binlerce kişi vardır, büyük bir kurum. Yani o dakika dakika, saniye saniye bile önemli değil. Hangi dakikada, hangi saniyede erişilmiş o yazılmış loglarda. Dolayısıyla bütün cihazlarımızda ve her yerde saat aynı olmalı, milimi milimi. İşte bu da NTP serverla oluyor. Tamam mı? Bu gerçek hayatta da kullanılan bir şey. Cihazlarınız gidip Windows mesela diyor ki Windows cihazlara sen diyor saatini ayarlayacaksan diyor gel bana bağlan benden saatini çek diyor yani. Windows'un kendi NTP'leri var. TÜBİTAK'ın NTP serverları var mesela. Otlin'in NTP serverları var. Saati ayarlayacaksan bana sor diyor. Ben sana söylerim diyor. Şu anki gerçek saat. Tamam mı? Milmi milmi. Belki senin saatin ileri, belki geri. Bu değil. Nasıl artık cep telefonlarımızda öyle değil mi? Hiç ayarlıyoruz mu saat cep telefonu? Ayarlamıyoruz. Size başka bir şey söyleyeyim. İnşallah Allah nasip eder. Yurt dışına çıkarsanız, uçağa binerken telefonunuzu kapattınız. İndin Amerika'ya, telefonunu açtın, Amerika'nın saatini gösterirsin. İleri alınacaksa ileri, geri alınacaksa geri. Ne kadarsa ne kadar. Hemen pıt gösterir. Çünkü her şeyi operatörden alıyor. Otomatik ayarlıyor. Bunların hepsini başaran sistemlerin üst tepesinde NTP server. Biz de şimdi bizim bu basit komik network'ümüzde şu server'ı NTP server yapıyoruz. Tıklayalım server'a. IP'si var mı keratanın? Var. Güzel. O zaman millet bununla konuşabilir. Sonra servislere geliyor. Çünkü bütün hep servisler buradaydı ve hiç tıklamadığımız NTP'ye tıklıyorum bak. Önce bir bakıyorum. Devrede mi? Açık devrede. Tamam mı? Çok güzel. İkincisi istersek authenticate verebiliriz. Yani bir şifreyi söyleyen sadece şeyi kullanabilir. Benden saati güncelleyebilir. Ben şimdilik disable yapayım. Komutunu size söyleyeceğim. Sonra da diyor ki saati ayarla diyor. Bak Ağustos 2018. Ondan sonra saat de öğleden sonra 07 değil 08. Şurayı da seçip oka basıyorum 08.18. Tamam. Düzelttim saati. Ve şimdi bunu kapatıyorum. Bak şalter açık mı? Açık. Şimdi şu router'a diyorum ki kardeşim sen saatini ayarlamak için NTP server'a git. Conf.t'ye giriyorum ve orada şöyle diyoruz arkadaşlar. NTP server, sonra server'ın IP'sini söylüyorum. 192.168.2.2 değil mi bizim server? Evet. Bitti bu kadar. Eğer şifreleme uygulayacak olsaydık evet, o zaman şöyle yazacaktık. NTP authenticate
Tabii bak bu desteklemiyor. NTP Authentication destekliyormuş. Key, sonra burada bir key veriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir boşluk MD5 Sinan. Bir isim belirliyorsun, tamam mı? Ben enter'a basmıyorum çünkü öbür tarafta yapmadığımız için. Öbür tarafta gördüğünüz iki kutucuk vardı ya devreye alınca. Birine bunu, birine bunu yazıyor. Anladınız mı? Kullanıcı adı ve şifreymiş. Ama ben burada enter'a basmıyorum. Bunu yazarsan bu sefer bunu yazanlarla saatini güncelliyor. Güvenlik tedbiri. Hocam bu burada çok kolay. Bilgisayarın da Windows tarafında bu kadar kolay mı? Var var, kolay. End diyoruz. Tamam mı? Show clock diyor. Saati göster. Gördüğünüz gibi 18 Ağustos 2018 2019 diye ayarlamış. Tamam, güzel mi NTP? Zip işlerde de böyle. Zip için kendisinin bir, ya en azından VLAN 1'inin bir IP'si olacak değil mi? Gidip NTP ile konuşacağı şekilde. Ondan sonra yine aynı. NTP server şu dediğinizde gidip orayla konuşabiliyor. Şimdi loglama tarafına bakalım. Loglamayı nasıl ayarlayacağız hocam? Conf.t'ye giriyoruz yine. Tamam mı? Komutu şu. Logging. Logging. Sonra soru işaretine basıyorum. Bakın ne diyor arkadaşlar? Logging dedikten sonra diyor IP'yi yaz diyor. Kime loglayacaksan. Syslog'lu server'a gönder diyor. Tamam. Yalnız arkadaşlar bu arada bu göndermeden bizim server alacak mı acaba? Syslog'u ayarlamadık. Server'a tıklıyorum. Syslog'a geliyorum. Bak servislerden Syslog'u da var. Açık mıymış şalter zaten? Açık. Eyvallah. O zaman buraya pıt 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 düşecek, tamam mı? Çok güzel. Server hazır. İyi. O zaman router göndermeye başlayabilir. Logging dedim. Bir boşluk. Sonra şey yazıyorsunuz. 192.168.2.2 diyor. Enter. Loglarını şuraya gönderdim. Tamam. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yine hava atmak için. Hocanız arada bir böyle hava atar ya. Ondan sonra benim evimdeki NAS cihazının bile logging şeyleri var. Yani tutup siz şey yaparsanız, hani sadece server olması gerekmiyor anlamında söylüyorum bunları. Ondan sonra tutup siz hani böyle bir cihaz alırsanız NAS cihazı bile, tamam mı? Bu NAS cihazında siz şey yapabilirsiniz. TFTP server var bak mesela. Tamam mı? Ondan sonra ve uygulama merkezinden tutup syslog şeylerini koyabilirsiniz. Syslog sunucusu yapabilirsiniz. Pardon. Tüm uygulamalarda arayacağım ben. Yanlış arıyorum. Tüm uygulamalar syslog diyeyim. Bak syslog server. Kur derim. Şuraya cep telefonuna gibi kurar. Sonra bu logları pat 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 gösterir. Artık ben şu benim cihazımın evdeki IP'si kaçsa ondan sonra ona gönderebilir. Cihaz da bana tıklayınca logları gösterir. Anlatabildim mi? Yani her şeyi yapıyor bu syslog. Ondan sonra bizim bir şey daha göstereyim size. Bizim şu basit bir şey vardı, hatırladınız mı? Şimdi görünce ha diyeceğiniz ortak programların içerisinde TFTP'nin içinde şu. TFTP. Hatırladınız mı? Şu. Config backup'ları TFTP ile attığınızda buraya geliyordu ya, görüyorduk ya ekranı. Evet. Hatta attıklarınız bile duruyor. Grup 1'in oh my god config omurgası. Şunlar bunlar. Tamam? Bunları da sileyim. Durmasın yarın. Bak bunun bile syslog özelliği var. Şu setting'e giriyorsun aşağıda. Setting. Syslog'a geliyorsun. Bak. Yaz diyorsun syslog'a. Tamam diyor. Okey. Sen syslog olarak da gönderirsen bu şurada syslog server var bak şurada. Buraya pat 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 syslog gönderdikçe şey yapıyor. Yani bu bile bir syslog server. Anladınız mı? Peki şimdi syslog olarak yazdık. Bir diğeri arkadaşlar logging trap.
Trap şu arkadaşlar, seviye. Ben logo tutacağım da abi neyin logonu? Ne kadar seviyede bir şey? Nelerin kaydını tutuyor? Merkeze göndereceğim ya log server'ını, olayları. Neyi göndereyim? Arkadaşlar tam 7 seviye var. 0'ı sayarsak 8 seviye var. Syslog seviyeleri. Tamam mı? Ondan sonra şöyle Google amcanıza yazarsanız ben direkt bunun üstünden anlatayım size. Tek tek yazmayayım. Syslog level. Al. Hemen direkt çıktı bak şu. Sekiz seviye. Sıfırıncı seviye acil kritik durum seviyesi. Sistem tamamen devre dışıysa bu. Yani sen sıfırıncı seviye loglarını gönder dersen sistem hiç log göndermez. Ne zaman ki çalışamayacak durumuna geldi, son nefesini verirken sana bir log gönderir. Sistem artık devre dışı. Tamam? İkincisi alarm seviyesi arkadaşlar. Bu da internet kopması gibi, ondan sonra bir bacağın düşmesi gibi bir kritik seviye. Tamam? 3. İkinci seviye kritiklik olarak, şu ikinci seviye kritik seviyesi. Tamam mı? Bu da herhangi bir, yine bacağın kopması da bunun içerisine de giriyor. Bir servisin çalışmaması, OSPF'in çalışmaması, güncelleme yapamaması kritik. Error arkadaşlar, bu da işte bir limit dolarsa, bir şey olursa, işlemci, RAM limitleri, bir şey limitleri, tamam mı? Onlar dolarsa. Dördüncü aşama warning aşaması, bu uyarı sadece. Ciddi sıkıntı yok ama bak sanki gökkuşağı, pardon, şimşek çakıyor ama yağmur başlamadı. Warning. Tamam? Bu da işte yine mesela işte şu kadar disk alanı kaldı, şu kadar şey aşırı kullanılıyor işlemci gibi. Notice arkadaşlar sadece not. Bilgin olsun. Information. Information da ise arkadaşlar bir şey, bir servis başladı, bir servis durdu. Ondan sonra hepsini, cihaz açıldı, kapandı. Bunların hepsi information. Debug ise arkadaşlar, debug ise en çok log üreten seviyedir. Önemli, önemsiz, kritik değil, alarm seviyesi şu bu, her şeyi gönderir. Şöyle bir paket geldi, onu yönlendirdim. Şöyle oldu da böyle oldu. Normal şeyleri de, her şeyi, bütün olup biteni gönderir. Anlaştık mı? Siz cihazınızda log tutmaya başlatırken trap'te bunu söylüyorsun. Diyorsun ki hangi seviyedeki logları gönderin. Soru işaretine basıyorum arkadaşlar. Logging, trap, debugging. Tamam. Sadece 7. seviyeyi tutuyormuşum. Ayırma böyle. Her şeyi tuttum. Hocam, bu valve'da ne geliyor? Ben biraz önce trap yazmadan log attığını gördüm. Default'ta kaç geliyor? 4 geliyor sanırım. Yazılıma göre. Tamam. Evet. Kritiklik seviyesinin üstü oluyor yani. Şimdi arkadaşlar artık log gönderebilir. Peki nasıl log göndereceğiz? Deneme yapalım arkadaşlar. Denemeyi şöyle yapalım. Şu switch şey, pardon, yine router'da yapalım. Router'ın şu bacağını kopartalım. Gigabit 0.1. Tamam. Interface gigabit 0/1. Enter. Shut. Enter. Bacak gitti. Tamam. Ondan sonra geri no shut yapalım. Enter. Bacak geri geldi. Bunları arkadaşlar syslog'a yazmıştır. Bakalım syslog'a kaydediyor mu? Şunu açtım. Syslog'a tıkladım. Bakın gelmiş bilgiler. Bak ne diyor? Interface gigabit 0.1'in durumu değişti diyor. Tamam. Daha uzun olsaydı bak change state up. Ayağa kalktı. Şu change state down. Tamam. Koptu. Gördünüz mü? Syslog'un içerisine tık 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 olup biteni her şeyi yapıyor. Clear log derseniz logları clear eder.
yine gelen loglar buraya gelir. Tamam mı? Syslog'da. NTP. Bir de SNMP ve NetFlow var. Biraz da onlardan bahsedeyim bitirmeden. SNMP'yi çok duyarsınız arkadaşlar. SNMP'yi. SNMP Simple Network Management Protocol demek. Ve arkadaşlar bakın sıkı durun. Tabii bu şeyin yeni versiyonu da ondan sonra Windows 10'un denetim masasına giriyor. Bu arada inanılmaz bir şekilde kulağım çınlıyor sağ kulağa. Aklınızdan benimle alakalı bir şeyler geçiren varsa hemen kessin yani geçirmeyi. İnanılmaz kulağım çınlıyor şu an. Evet. Kesildi. Demek ki buradan birisi kesildi. Arkadaşlar şimdi programlar ve özelliklere giriyor. Demek ki vay dersler çok iyiydi falan. Sağ kulak çınlıyor tamam mı? Bitiyor ama kursta. Evet. Burada arkadaşlar Windows özelliklerini aç kapa diyor. Hani şu Windows Add Remove Windows Components var. Burada arkadaşlar görüyorsunuz mu? Okunuyor mu? Bilmiyorum. Okunmuyor mu? SNMP. Basit ağ ve yönetim protokolü. Türkçesini yazmışlar ya. Simple Network Management Protocol. Windows'da bile var ya. Tamam mı SNMP? Peki ne SNMP? SNMP arkadaşlar yine log toplayan bir mekanizma. Ama Windows bile o logu gönderebiliyor bak. Windows bile konuşabiliyor SNMP. Tamam mı? Yine SNMP'nin bir server oluyor. O logları topluyor. SNMP. Peki hoca syslog'dan farkı ne? Syslog'dan farkı şu. SNMP'nin 3 seviyesi var. SNMP versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3. Tamam mı? SNMP versiyon 3'te en gelişmişini anlatayım size. Şifreleme de var. Yani logları sana gönderirken şifreleyerek gönderiyor. Server'a gönderirken. Böylece yabancıların eline syslog'da böyle bir şey yok. UDP 514. porttan çalışıyor. Bızır bızır gönderiyor. Birisi ele geçirirse geçirir. Ama SNMP'nin özellikle de üst versiyonunda şifreleme var. Tamam mı? MD5. MD5 şifrelemesi yapıyor. Bütün verileri şifreleyerek gönderiyor. Başka SNMP'nin en önemli özelliklerden bir tanesi SNMP ile arkadaşlar siz sadece log toplama değil konfigürasyon değişikliği de yapabiliyorsunuz. SNMP olarak read only değil de orada şey belirtiyorsunuz komutlarda. Read only değil de read write. Yazmayı da etkinleştirirsen uzaktaki bir cihaz sana bir log gönderiyor. Diyor ki şunu şöyle değiştir VLAN'ını. Bızıt değiştiriyor. Eğer SNMP yazma açıksa ve authentication sağlanmışsa yani öyle bızır bızır her gelen yazamaz da log kullanıcı adı, şifre ve şifreleme. He? Log komut halinde dönüşüyor. Tabi. Log komutu bir komut gönderdiğinde o ayar değiştiriyor. Buna göre uzaktan yönetim programları hep bunları kullanıyor. Uzaktan şu cihazı konfigür edeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Otomasyon sistemleri. Bakalım. Paket Tracer'ın desteklediği kadar SNMP komutlarını da göstereyim size. Exit. SNMP server community. Sonra burada bir isim veriyorsunuz, tamam mı? Sinan. Sonra row. Bu read only demek. Tamam mı? Sonra da bir ACL söylüyoruz. Diyoruz ki mesela SNMP ACL. Enter. Yalnız burada niye buna kızdı? Alt-tire'ye falan mı kızdı? Ha, bunu desteklemiyormuş. Enter'a bas diyor. Daha devam etme diyor. Bastık Enter'a. Bu birinci aşamaydı. Read only tanımladı.
Gerçek sistemde oraya bir karakter daha, bir aşama daha girebiliyorsun. Devam ediyor. SNMP server location. Bu da bakın burada şey olmuyor, desteklemiyor. Ondan sonra burada Ankara falan diye şey belirleyebiliyorsunuz gerçek sistemlerde. Bu Ankara sistemlerimin veya SNMP loglama Ankara'da. Ondan sonra şunu yine yapmamız lazım. SNMP server kontak falan da girebiliyorsunuz. Sinan gibi. Bu yine bunu kabul etmez. Bunlar sorgulandığında çıkıyor. Ha diyorsunuz, bir sıkıntı varsa şu kişiyle konuş. Sırf komutlardan ilgili kişiyi de görebiliyor. Tamam mı? Uzaktaki kişi. Ayrı iki farklı sistem varsa. Başka? Bir diğeri SNMP server host. Bunu da mı desteklemiyor? Desteklemiyor. SNMP server host. Sonra burada server'ın IP'sini giriyorsunuz. 192.168.2.2. Sonra da versiyonu giriyorsunuz. Hani 2-3 tane versiyon var demiştim ya, 3 versiyon SNMP. Hangi versiyon kullanılacak? Ve daha sonra da şurada verdiğiniz ismi giriyorsunuz. Şunu kullanacağım diye. Sinan. Tamam. Gerçek sistemde tabii bu yine algılanacak. En son şu komut da var arkadaşlar SNMP'de. SNMP server enable traps. SNMP server traplerini de gönder diyor. Hani bir şey olduğunda yine bunları da gönderir. Bundan mı? He? Bundan mı? Bundan da alamadım. Tamam mı? SNMP kullanımı da böyle. Merkeze yine SNMP ile konuşan bir tane sunucu yapıyoruz ama burada da şey yok. Şurada sanırım vardı. Şu MIP browser var ya, bunlar SNMP'yi bakın toplayabiliyor. Gönderdiğinizde. Şuralara geliyor yalnız. Bu SNMP ilgili logları ayırıyor da. Şununla alakalı loglar, bununla alakalı loglar. Gördünüz mü? Biraz daha öbüründen gelişmiş. SNMP. Son olarak NetFlow'dan da bahsedeyim. Arkadaşlar NetFlow özellikle Cisco cihazlarda paketlerin birer kopyasını analiz için bir yere gönderiyor. Port Bureau gibi. Ha? Böylelikle işte o cihaz hakkında o cihazın performansı, o cihazdan geçen paketleri inceleyerek işte oradaki güvenlik, gelip giden şeyler, loglama ve birçok şey yapılabiliyor NetFlow'da. Anlatabildim mi? NetFlow 10 tane versiyonu var yine. Ondan sonra NetFlow'un. Dediğim gibi paketlerin birer kopyasını bile gönderebiliyor. Bu loglamanın da ötesinde. Yani işin olup bittiği değil, geçen paketin kendisinde birisi YouTube'a gidiyor. O paketin alıyor bir kopyasını gönderebiliyor da NetFlow. Çok çok daha becerikli. Ama Cisco'da çalışıyor. Başka üreticiler de yavaş yavaş şey yapmaya başladılar. Bir tür kopyasını çıkarıp analiz için bir yere gönderiyor yani. Dolayısıyla öbür tarafta da yine bir NetFlow Collector olması lazım. O paketleri toplayan ve analiz eden yine bir yazılıma ihtiyaç. Hani bu loglamaların hepsi çift yönlü. Ben göndereyim ama senin de bunu alıp bir şeyi dönüştürmen lazım. Hocam FortiAnalyzer bunu mu kullanıyor? Yok. FortiAnalyzer ve birçok şey, FortiGate'in kendi içerisinde kendi loglamaları da var ama onların hepsi, bütün bu cihazlar Syslog'da kullanır. Syslog generic'tir. Tamam mı? Tüm dünyanın kullandığı bir şeydir. Al bak size göstereyim. Bu şirket de firewall kullanıyor. Tamam mı? Ondan sonra altyapıyı ben yaptığım için girebiliyorum, çıkabiliyorum her şeye. Ondan sonra şurada log report'ta, bakın log toplamada. Ondan sonra bak loglar var, cihazın logları. Ondan sonra event log, olayları göndereyim. Veya şu log config şurada olması lazım. Şurada log setting var, bak log ayarları.
Gördünüz mü? Send logs to syslog. Syslog server'a gönder. IP'si de ne? Bizim örneğimiz göre 192.168.2.2. Gönder dersen bızır bızır ona gönderir. Log. Anlatabildim mi? Ama bunun dışında SNMP'yi de yine bu destekler. Bu cihazlar. SNMP'yi de destekler syslog'da. Bu firewall cihazlar sadece bu marka değil. %99'u ikisinde destekler. SNMP ve syslog. İkisi çok kullanılıyor.